dünyası Sayın Başkan geldikten sonra, Sayın Ahmet Nurçebi geldikten sonra toplu aidat yatırımları kalktı. Onları set koydular. Ama bilmiyorum şu anda kendileri üye yaptılar mı falan. 35 bin üye var değil mi şu anda? Dönemlerinde Ahmet Nurçebi geldikten sonra değil, Ahmet Nurçebi oradaydı. 2012'de beri icra komitesinin başındaydı. As başkandı. O dönemde yapılanları şimdi sanki biz oradaydık o dışarıdaymış gibi. Bakın o da aynı. Hani troll diyoruz ya. Bu da trollük, troll ne aldatma. İşte yapıyorlar trollüğü. Yani Ahmet Nurçebi 2012'den 2019'a... Ama Sayın Başkan ben mobbinge uğradım dedi. Hayır, yapılan bütün üyelerden bakın belge çıkartırım. Belge çıkartırım. Ahmet Nurçebi mobbinge nasıl uğruyor? Ya mesela ben... Fikret Orman'da diyor ki bana mobbing yaptılar. Ama ben şöyle bir şey duymuştum. O zaman Sayın Başkan ikinci başkanken tesislere, Nevzat Demir tesislerine odasına gidemediği zamanlar oluyormuş. Ne anlamda? Moralini bozuyorlar, sinirleniyor diye. Yani bakın söyleyeyim diye. Size. Buyurun. Net söylüyorum. Umut Güner'le kavga ediyor. Evet, Umut Güner'le kavga ettikten sonra Umut'un yanına gitmekten çekiniyor. Sayın Başkan. Tabii bu çok net çıksın. Konuşsunlar zaten. Bir hiyerarşi. İkinci başkanım beyefendi üye Umut Bey. Şimdi ikinci başkan da herhalde bir otomatik olarak bir şeyi var. Yani buyurun devam edin. İkinci başkan olarak... Siz olsanız gider miydiniz? Ay bana zaten öyle bir şey yapamazlar. Yani ben oraya girdim mi bana öyle ayağa kalkıp konuşamaz ki. Benim altımdaki bir vazifeli bir üyemse, ben ikinci başkansam ve bu kulüpte de bir hiyerarşi varsa, siz zaten hiyerarşik olarak o mobbinge uğruyorsanız sizde problem var demek. Peki bir numaralı başkan üyeyi tarafını tutuyorsa, Sayın Başkan da şu anki başkan... Onlara mobbing yaparsınız. Ya öyle bir mobbing yaparsınız. Ya da istifa edeceksiniz. Tabii mobbing diyerek vazifeye 7 yıl devam eder misiniz? Yani 7 yıl mobbingle... Bu eziyeti niye çekiyorsun bu kadar?